Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Defne. Ben ne videosu çekeceğimi düşünüyordum. Sonra karar veremedim. Instagram'a bir tane soru cevap şıkkı koydum. Sonra yazanlar oldu oradan. Arkadaşlarım falan yazdı. Çoğunluk insanlar vlog çek, vlog çek, vlog çek diye yazmışlar bana. İşte bir gününü çek, bir gününü çek. Ben de onu yapmayı düşünmedim. Çünkü çok ne bileyim insanlar neden düşünsün ki benim ne yaptığımı diye düşündüm. Sonra arkadaşlarım da destekledi, vlog çek dediler. Ondan sonra vlog çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bugün size ne yaptığımı, günümün nasıl geçtiğini anlatacağım. Şimdi videoya aktarıyorum size. Şimdi kuzenimle buluşmaya gidiyorum. O da bisikletle geliyor. Beraber bisiklet süreceğiz. Evet, kuzenimle Kanlıkavak'ta buluşacaktık. Eskişehir'de Kanlıkavak Parkı diye bir yer var. Şöyle göstereyim. Böyle bir yer. Buraya geldim. Şimdi bisikletimi buraya koydum. Hiç kitlemiyorum asla. Zuzu! Mi pen süsüsü. İsmi Zuhal. Ama biz ona Zuzu diyoruz küçüklükten beri. Kısaltma yaptık ona. Zuzu. Bunun adı Zuzu. İşte böyle bir yer arkadaşlar burası. Burası Porsuk Çayı. Burası Eskişehir'in yani her yerinden geçiyor bu Porsuk Çayı. Yani bütün her yerden geçiyor. Köprü başından geçiyor, Kanlıkavak'tan her yerden, oradan buradan geçiyor. Bu upuzun bir Porsuk Çayı. Biz de buradan, su kaynağımız buradan geliyor. Çok pis bir su. Pis. Buradan atlama challenge. Çok piton. Evet, boyum biraz aşağıdan alırsam boyum uzun çıkarsa sevinirim. Arkadaşlar boyum aslında 1.72. Şu an 1.75'sin net. Öyle yani. Mi? Net. Burada yerimiz var. Beklettiği için beni. Lekayet yapıyor zannettim, adam beni çekiyormuş videoya. Ya beni koyarsa YouTube'a. Ya... Yani aslında eve gitmemize yeri yoktu. Evet arkadaşlar, şu an Zuzu'nun evine gidiyoruz. Neden derseniz bizim aslında aklımızda video çekme fikri yoktu. Sonra Zuzu dedi ki vlog çekelim mi lan dedi. Ben de olur lan dedim. Ondan sonra biz vlog çekmeye karar verdik. Ama ben öyle spontan gelişti, oturacağız falan, çekirdek üstleri diye düşündüğüm için hiç şarj vardı doldurmadım. Biz aniden çıktık evden. Benim şarjım %23 falandı. Bir baktım şarjım %7 kalmış. Onu da ablacım uyardı beni. Dedi ki powerbank almaya gidelim hemen. Buraya da Zuzu'nun evi yakın Allah'tan. Bizim de yakın da işte. Uzalım diye yapıyoruz. Sus mu diyorsun sen şimdi bana? Sus mu diyorsun? Umarım sesim duyuluyordur. Umarım sesim duyulmuyorsa... Duyulmuyorsa yapacak bir şey yok. Sıçtım, sen bağırıyorsun. Arkadaşlar, ayak. Düştük anasını satayım ya. Abla bak, ayağıma bak. Ayağım kaldı.
Arkadaşlar biz yolda gidiyorduk. Tamam mı? Ondan sonra ablam böyle bana doğru kırdı. Neden bunu yaptığını anlayamadım ben yani. Ondan sonra ben de onun üstüne düştüm. Ablam düşündü. Ayağım böyle bunun arasında kaldı. Ayakkabım çıktı. Yani şu an biraz nefes nefese kaldım. Yolu daha güzelleştirmek istersen ben de geçebilirim. Evet. Yolun güzelliği aslında şu an tam da şimdi çıkıyor. Evet. Bu arkadaş olmasa bu yol bu kadar güzel olmaz. Tek başıma yani bu yol çekilir mi arkadaşlar? Çekilir mi? Çekilmez. Evet, köprüye döneceğiz. İkinci bir vaka gerçekleşmeden kapa. Evet, burası Frankfurt am Main'deki köprüye benziyor arkadaşlar. Aynı köprü orada da vardı çünkü. Ama ben ölüm tehlikesi geçirmeden videoyu biraz kapatmak istiyorum. Evet, ölüm tehlikesini göze alarak bisiklet sürerken video çekiyorum şu anda. Bir saniye. Dur, seni geçmek istiyorum. Biraz zor oldu. Tek elimi bırakabiliyorum, iki elimi bırakamıyorum. Sen bırakabiliyor musun? Evet. Uuu! Bir daha! Arkadaşlar, görüyor musunuz? Zuhal Hanım, konum bilgisi verir misiniz? Neredeyiz? Arkadaşlar, videolarımda uçak sesine alışmanız gerekiyor. Evet, çünkü burası Eskişehir. Savaş uçakları geçiyor tepemizden. Bir burada Eskişehirli olmadığını bir insanın biz böyle anlıyoruz. Böyle kafasını dikmiş yukarı bakıyorsa uçaklara bil ki Eskişehirli değildir. Çünkü biz alışkınız. Böyle 2 metre tepemizden uçak geçiyor falan. Burada o yüzden sürekli uçak sesine maruz kalacaksınız. Eğer duymak istemiyorsanız çıkabilirsiniz dermişim. Çıkmayın ya, çıkmayın. Evet, bisiklet yollarından gitmeye çalışıyoruz. Olduğu kadarınca. Bulabildiğimiz kadarınca. Çünkü Türkiye'de böyle çok önem verilmiyor bisikletli vatandaşlara. O yüzden. Ama Büyük Erşen sağ olsun. Canım Büyük Erşen'cim. Eskişehir'in başkanı. Belediye başkanı. Evet. Evimize gelmiş bulunmaktayız. Pika! Pikachu! Pika! Annesi! Ne yapıyorsun? Anne! Neye? Ablanın nesine? Hayır. Çok yoruldum lan. Bayırlar çıktık. Pika biliyor musun? Ay. Pika'yı çok güzel bir halde yakaladım. Evet, şimdi biz eve geldik. Artık biraz hazırlanacağız. Tekrar dışarı çıkacağız. Power bank'imizi aldık yanımıza. Ve artık biraz tipimizi düzelteceğiz çünkü bisikletle giderken bakın saçlarımızın haline. Eskişehir'in havası o kadar değişik bir hava ki asla belli olmuyor. Yani nasıl şey olduğu, hava olduğu. Yani bir dışarı çıkıyorsunuz günlük güneşlik ama ondan sonra bir yarım saat sonra hatta 15 dakika sonra bile böyle kar yağmaya başlıyor falan. O derece böyle bir şey. Neyse ben evden çıkmadan önce donuyordum böyle. Titriyordum evdeyken. Sonra evden bir çıktım. Annem dedi sıkı giyin falan dedi. Ondan sonra bir çıktım evden. O kadar güneşli ki hava. Terledik yani resmen. Bir de yanımıza şişme montlar aldık. Ondan sonra şimdi üstümüzü değiştirmek için geldik. Biraz kıyafetlerimizi falan değiştirelim diye geldik. Öyle yani arkadaşlar. Burası da Pika'nın yuvası.
Pika'nın şeyse, tırmanma şeyse ama asla tırmanmıyor. Değil mi Pika? Tırmanmıyorsun değil mi Pika? Sesler çıkartıyor. Evet arkadaşlar, üstümü değiştirdim. Nasıl olmuş? Güzel mi? Biraz da saçımı falan düzelttim. Bu düzeltmiş halim bu arada. Ha. Rujumu sildim. Çok koyu bir ruj vardı. Parlatıcı sürdüm. Nasıl? Ne oldu? Neyse artık. Çantanı indiririm. Bu herhalde çantası. Hanımefendinin çantası. Ben de eşyalarımı alayım. Al bakalım çantanı. Bu değil mi? Değil tabii. Bu ablamın mı? Hayır, bu da benim çantam. O zaman git kendine. Ben de alacağım çantamı. Evet, şimdi bisikletlerimize doğru gidiyoruz. İlk başta bisikletimizin tekerini şişirmeye gideceğiz. Çünkü Zuzu'nun bisikletinin tekeri sanırım biraz inikmiş. Bu durumdan faydalanarak da ben de tekerimi şişittireyim. Çünkü neden şişittirmeyeyim ki? Şimdi tekrar bisiklete bindik. Ama burada çok şey var, bayır var. Şu an asla pedal basmıyorum. Pedal basmadan gidiyor. Azıcık da frene basıyorum. Çok hızlı şu an çünkü. Ölüm tehlikesiyle baş başayım. Sizin için buradayım arkadaşlar. Evet, bisikletçiye geldik şu anda. İniyoruz. Ops. Konumumuz Büyükdere Mahallesi. Burası şey, neresi burası? Eskişehir'de bir Anadolu Üniversitesi var, bir Osman Gazi Üniversitesi var, bir ETÜ var. ESTÜ var, pardon. Burası da Osman Gazi Üniversitesi'nin olduğu mahalle, yani üniversitelilerin bulunduğu mahalle. Zaten Eskişehir'in nüfusunun %80'i üniversitelilerden oluşuyor. Yerel halk biz. Kalmadık yani. Yani biz teker şişirtecektik ama bisiklet tekeri. Nerede? Pardon. Biz bisiklet tekeri şişirtecektik de. Ablam şişiremiyoruz, şey arızalı da onun için. Öyle mi? Tamamdır. Şu anda arızalı, şişirmiyor olan havayı da indiriyor. Tamam. Tamam, teşekkürler. Şişiremiyormuşuz, arızalıymış, öyle diyor. Evet. Olan havayı da indiriyor diyor. İleride var diyor, şurada diyor. Ha, arabacı mı orası? Tamam, şimdilik bununla idare etmeye çalışacağız. Evet, şimdi tekrar yola koyulduk. Gidiyoruz. Burada videoya biraz ara vermek zorundayım sanırım. Tekrar aynı güzergahtan gidiyoruz. Güneş gitti. Evet, dediğim gibi Eskişehir havası böyle. Daha 15 dakika önce günlük güneşlikti hava. Şimdi şu an dondurucu bir soğuk var. Ve ben hava iyi diye üstümü değiştirdim. Yine pişman oldum, yine pişman oldum. Yani Eskişehir'e akıl sır erdiremezsiniz arkadaşlar. Eğer Eskişehir'e taşınmak isteyen varsa bunu göz önünde bulundursun ama biz böyle seviyoruz burayı. Çok riskli bir iş yapıyorum şu anda. Arkadaşlar biz aslında tekrar Kanlıkavak'a gitmeyi planlıyorduk. Kanlıkavak Parkı'na. Ama daha sonra konum değiştirmek istedik. Vazgeçtik. Şu an Dede Korkut Parkı'na gideceğiz. Dede Korkut Parkı da bayağı büyük. Şimdi göstereyim size. Abla sen biliyorsun, buraları sen götür. Burası koşu yolu arkadaşlar. Burada insanlar koşabiliyor. Bu bilgiyi söylemeseydin bilemeyecektin değil mi? Evet, bekleme yapmasak. Ya. Ha? Bizim çocuklar orada. Kim lan? Bizim çocuklarla futbol oynuyorum da. Bizim çocuklar derken? Küçük ya. Ha. Ay. Döndüremedim. Gün batımına yaklaştık ve
bu havada video çekmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, böyle biz çimlere oturamayacağız mı? Dersen çime de otururuz ama. Şey gibi yok mu, kanlı kavak gibi böyle porsuk? Hayır yok. Var ya, Dede Korkut'ta da var. Biz geçen Yasin'le gittik. Var kanki. Ay kanki diyorum. Zuzu. Ya Zuzu'yu o kadar çok seviyorum ki. Mama mı veriyorsunuz? Aman çok tatlı bunlar. Bence de. Çok mantıklı. Devam. Sen sağıma geç. Oy. Dikkat et bebeğim. Aynen ya. Maske altın babam, sen düşüyordun. Go. One way. İşte düz yani. Go straight ahead. From the street. Dur, bunun Almancasını söyleyeyim. Harbiden böyle miydi? Evet. Şey gibi duruyor. Wir gehen geradeaus auf dem Straße. Gördün mü? Bunun İngilizcesini söylüyoruz arkadaşlar. Onun İngilizcesini söylüyoruz. We straight ahead of the road diyoruz. Bir de Türkçesi lütfen. Buradan dümdüz gidiyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Abi bu kadar kolay bir şey için. Öyle la böyle dümdüz gidiyor. Salak. Bir şey yemeyelim de. Belki adam videomuzu çıkmak istemiyor. Yani benim burun çekişlerim çok duyulacak. O zaman mı ya? Ne yapıyoruz? Bana mı diyordun? Evet. Pardon ya, anlamadım ben. Bir Konyalı olarak. Şimdi şeye gideceğiz. Aa, biz çıkmadık parktan. İleriden sağa dön. Bir önceki oturduğumuz yere geri dönüyoruz. Şu an senden daha tatlı bir şey gördüm. Geri dönüyorum. Bir şey de tahmin edeyim lan. Tamam. Ama biraz kolay bir şey olsun. İşsiz. İşsiz misin? Hayır, ben seni seviyorum. Çok işsiz misin gibi oldu. İşsiz. İyi, iyi, iyi. Şurada bakın, bizi yer nerede lan? İleride. Daha geçiyor mu şu köprüyü? Tabii canım. Evet, oturduk biz ama şöyle bir şey var. Hava karardı arkadaşlar. Ne yapayım ablacığım? Ablacığım, ben de nereye gidiyorsun diyorum. Kapıyı yedim abi. Evet, oturduk ama yine işte dediğim gibi şu an hava karardı. Ne güzel, günlük güneşlik oturuyorduk. Benim salaklığım yüzünden powerbank alma sevdasına gittik eve ve orada zaten oturduk, biz yemek yedik falan filan, oturduk. 4 bardak su içtim. Çok susamıştım. Sonra günümüz bitti evde yani. Termosası koyduk. Yani niye konuşamıyorum? Sonra kahve içiyoruz. Bir şey diyeyim mi, ama ben bu havaları daha çok seviyorum. Değil tam mi? Bu çok anları iyi. Yani bir çevirsene, çok güzel. Evet. Şu yaprakların rengine bak ya. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, hava karardı ve şu an görüntü böyle. Güzel bir görüntü var. Hava biraz soğuk ama biz alışkınız Eskişehirliler oluyor. Evet, artık hava karardı. Daha fazla video çekemiyoruz. Biraz oturuyoruz burada. Çekirdek falan çıkıyoruz. Çay içiyoruz falan filan. Evet arkadaşlar, bugün bu kadardı. Çok güzel eğlendik. Bisiklet sürdük, gezdik vesaire. Yolda düştük. Maceralar atlattık. Bugünün bu kadardı. Şimdilik başka bir şey yok. Bu kadar.
Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum da atabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.